Evet, kemik erimesi. Yine o da orta yaşın üstünde. Bayanlarda genellikle menopoza giren bayanlarda daha çok ve daha sık gözükür. Almanya'da istatistiklere göre bayanların %20'sinde osteoporoz, yani kemik erimesi var. Evet. Hocam bir de yanlışım varsa düzeltin. Herhangi bir kanser tedavisi gören bir takım ilaçlar var. Bunlar da kemik erimesi yapıyor değil mi? Tabii tabii. Aşırı kimyasal ilaçlar bağırsak florasına zarar verir. Bağırsaktaki faydalı bakteriler azalır. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeler emilere, karaciğere gelir. Karaciğer bu toksik maddeleri arıtmak için aşırı vitamin harcar. Karaciğer zamanla yorulur, yağlanır. Aratamadığı toksik maddeler vücudun diğer noktalarına depolanır, depolanır. Kişinin vücudu neye döner? Çöplüğe döner. Bir zamanlar İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen'di. Onun zamanında belediyenin fen işleri grev yapmıştı. İstanbul çöplüğe dönmüştü. Ben de o zaman Türkiye izine gelmiştim. Kapalı çarşıda turistler böyle buralarına mendil tutmuşlar. O mayın, o at diye. O tarafa, bu tarafa, herkes bir tarafa kaçışıyor. Çöplük gibiydi İstanbul. Bazıları da çöplerini oraya dikmiş, bazıları oraya atmış. Oradaki dükkan sahipleri birbiriyle kavga yapıyorlar. Buraya çöp neden attın? O diyor buraya niye attın? Vesaire vesaire. Şimdi insan vücudunda da ortalama insan vücudunun %18'i bağ dokusundan oluşur. Bağ dokusu. Evet. Bağ dokusu nedir? İşte gözünüzü tutan bir bağ dokusu var. Gözün bağ dokusu olmasa gözünüz pat elinize düşer. Geri korusun. Allah korusun. Burnunuz düşer, burnunuzu, dişiniz düşer, dişinizi, bütün organları tutan bir doku vardır. Buna evet. Bağ dokusu denir. İnsan vücudunun %18'i bağ dokusundan oluşur. Bağ dokusu hücrelere, organlara besleyici madde, oksijen, vitamin, mineral, enzim akışını sağlar. Bir, buradaki toksik maddenin toplanmasını sağlar. İki, fakat kişi yanlış besleniyorsa vesaire vesaire şundan bundan dolayı bağ dokusunda cerrah, çuruf, pislik, artık madde yoğunlaşırsa burası bir mikrop yuvası haline gelir. Lenf kanalları normal olarak günde 3,5-4 litre ölü hücreler, ölü bakteriler, yağ artıkları, protein artıkları, karbonhidrat artık madde toplar. Belediyenin fen işleri gibi. Çöpçü gibi, çöp toplama. İnsan vücudunda takriben 600 adet lenf bezesi var. Bu lenf kanalları da çöp toplanan konteynerler gibi düşünelim. Bu da buradan toplanan artık maddeleri temizler, arıtır ve kana ve toplar damara verir veyahut da toplar damara nakleder. Çalışan müthiş bir mekanizma aslında vücudunuz. Evet. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ya. Bir saniyede 50 bin hücre ölüyor. 50 bin hücre faaliyete geçiyor. Bir saniyede 500 katrilyon kimyasal reaksiyon meydana geliyor. Bu reaksiyon için vitamin, mineral, enzim, oksijen vesaire vesaire lazım. Şimdi kişi kemiği, kişinin kemiği 0 yaşından 40 yaşına kadar yavaş yavaş artar kemiğin yoğunluğu. Hı hı. 40 yaşından ölene kadar yavaş yavaş azalır. Bu azalma %1'dir 40 yaşından sonra. Eğer ki %1,5'a çıkarsa o kişide osteoporoz tehlikesi olur. Bizim tanıdığımız aile dostumuz Süleyman Bey, doktor kendisi. Evet. Şimdi doktor, annesi osteoporozdan dolayı hem diz hem kalça ameliyatı, protez takılması gerekiyor. Fakat kadıncağızda tansiyon var, kolesterol var, bronşit var, karaciğer o kadar rahatsızlığı var ki. Doktorlar demiş ki ameliyat masasında kalır, çok ağır hasta. Kadıncağız yürüyemiyor korkudan, bir yeri kırılacak diye. Evet. Kemikler böyle sünger gibi içi boşalmış. Kalsiyum azalmış. Dedim ki acele yok. 6 hafta deneyeceğiz. Ne deneyeceğiz? İşte özel formüllerimiz var efendim. Ne iyi gelir? Söğüt kabuğu, at kuyruğu otu, ısırgan otu vesaire. Bunları kullanacağız, bakacağız. 6 hafta sonra tekrar annesini doktora götürüyor. Doktor diyor ki aman Allah, kan kemiklerindeki kalsiyum %68 yükselmiş. Ameliyata gerek yok. Bu yeter. Ameliyatsız şifalı bitkilerle biz onu ne yaptık? Sağlığına kavuşturduk. Ne mutlu ameliyatsız. Size. Evet, elhamdülillah. Ne mutlu ne bize. Güzel. Bununla ilgili şu gördüğünüz bildiğimiz söğüt kabuğu. Buraya mı? Söğüt kabuğu. Söğüdün çiçek açmış hali şu kedicikler. Söğüdün kabuğu soyulur. Bunun ekstraktından elde edilen salisin
elde edilir salisin, karaciğerde salisilik aside dönüşür. Yani aspirini ham maddesi. 114 yıl önce aspirini Söğüt'ün kabuğundan elde ettiler. Fakat bu kadar Söğüt, bu kadar talep olunca ne yaptılar? Söğüt'ü bıraktılar, kimyasal ürettiler. Kimyasal üretilen aspirin mideye zarar verir, böbreklere zarar verir, bağırsaklara zarar verir. Tehlikeli, kimyasal olduğu için. Fakat Söğüt kabuğundan elde edilen Söğüt ekstresi zarar vermez. Çünkü doğaldır. Bir, iki, bu direkt asit olarak mideye etki yapmıyor. Saligenin şeklinde mideden bağırsağa geçiyor, bağırsaktan karaciğere. Karaciğere geldiğinde ne oluyor? Kargodan gelen paket gibi açılıyor çak çak çak. Ne oluyor? Salisilik asit oluyor. Hiçbir yan tesiri yok. Fakat aspirin gibi direkt asit olarak alınsa ne olur? Tehlikeli olur. Evet. Çok da ilaca bağımlı olmamak lazım hocam. Hani bitkilerin de faydasına inanmak lazım. İşte burada saligenin, yani Söğüt kabuğundan elde edilen o ekstrakt, kargodan gelen paket gibi direkt kana karışınca etki yapmaya başlıyor. Midede, bağırsaklarda, karaciğerde zarar vermiyor. Evet. Fakat kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Bütün organlara zarar veriyor. Mide kana. Mesela benim bir tanıdığım, adamcağız sabah gelmiş, beti benzi solmuş, ölü gibi. Dedim ki ne oldu? Bilmiyorum ne oldu, ne oldu? Dedim ki sende bir durum var. Başım ağrıyor. Dedim aspirin mi aldın? E nereden biliyorsun sen? Dedim herhalde bir kanama geçirdin. Acil doktora git. Tamam dedim. Doktoruna gitmiş, demiş ki doktoru iyi ki geldin. Yoksa yarım saat sonra kurtaramadın. İki aspirin almış, mide kanamasına az kalsın ölecekmiş. Ki halbuki biz farkına hani varmamış. Diğer ağrı kesicilere nazaran aspirin daha hafif bir ilaç. Öyle biliriz de öyle değil. Salisilik asit, asit. Kimyasal asit. Bitkisel asit değil. Elma da asit içerir. Malik asit zararlı mı değil? Meyve asidi zararlı, kimya asidi farklı mı? Meyve asidi farklı. Doğru hocam. Farklı farklı asitler var. Kemik erimesi. Şimdi kemik erimesine karşı da Söğüt kabuğu birleşimindeki saligenin midede, bağırsaklarda çözülmüyor, karaciğerde. Bu nedenle hiçbir yan etkisi yok. Klinik araştırmalarla bel, boyun, sırt, omuz, diz, kalça ağrılarına karşı etkili. Kemiklerdeki kalsiyum oranı azalırsa kişinin iskeleti ne yapıyor? Zamanla zayıf. Vücudu taşıyamıyor. Ağrı sizi orası burası ağrıyor. Eklemleri ağrıyor. Ki belli bir yerse kırık yapıyor. Olduğunda da çok zor kaynıyor. Çok önemli. Allah korusun tabii. Kırık olursa çok kötü. Çok önemli. Bununla ilgili Söğüt'le ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Yapılan araştırmalarda kemik erimesini önlediği, omuz, diz, bel, kalça ağrılarını iyileştirdiği klinik araştırmalarla belgelemiştir. Bunun birleşiminde sadece Söğüt kabuğunun ekstraktı değil, aynı zamanda at kuyruğu otu ekstraktı, at kuyruğu bağ dokusunu güçlendirir. Böbrekleri temizler. Yüksek oranda silisyum içerir. Salisilikle birbirine karıştırdım. O kadar çok var ki normaldir hocam. Bu bağ dokusunu güçlendirir, temizler, arıtır. Çok çok önemlidir. Bunun birleşiminde artı ısırgan otunun yaprağının ekstraktı var.